Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün farklı bir mikrofonla yayın kaydımı yapıyorum. Umarım başımıza bela olmaz. Umarım çok fazla gıldır gıcık ses almaz diyorum. Evet, dünya olacağız ama daha %5'teyiz. Bu da şunu gerektiriyor. Yani benim şu basınç, oksijen, ne haltsa bunlara bir öküzistan yapmam lazım. Tabii lazım olan başka aletler olacak bunun için. Tabii sevsek de sevmesek de. Şimdi öncelikle süper alışım, yani hayvan gibi süper alışım çubuğuna ihtiyacımız var. O bir kesin. Hem şu sobayı yapmak için, hem bu lanet aleti yapmak için hayvan gibi süper alışım çubuğuna ihtiyacımız var. Bu durumda süper alışıma basacağız. Bayağı bir basacağız. Eldeki mala Fatih bitecek tabii ama ne yapalım? Şu an el mahkum durumdayız. Yani yapmak mecburiyetinde olduğumuz şeyi yapıyoruz. Şimdi bunları hemen süper alaşıma çeviriyoruz. Sonuz. Lan oğlum bu tarafa. Ver baba, ver. Tamam, bunlar süper alışım oldu. Artık oyunun FPS'i çok fena oldu ya. Ihınıyor, ihınıyor. Oyun ihınıyor. Süper alışım çubuğumuz yok zaten. Önce şuraya bir süper alışımla dolduralım. Sonra boşalttığımız kutuları tekrar dolduracağız. Çünkü o boşalttığımız kutuları doldurmamız gerekiyor. Oyun harbiden FPS kasıyor ya. Şurada demir var. Heh. Aynı anda çok fazla şey çalıştırırsan olacağı bu. Yani bir de süper alışım çubukları çok hızlı bitecek. Benim en çok üzüldüğüm o. Hemen alışım yapıyoruz abi. Hemen. Acımıyoruz. Süper alışım yapıyoruz hocam. Bir içelim. İçelim, yiyelim kardeş. İçelim, yiyelim. Şimcik. Şu süper alışım olayını yukarı bir gidelim abi. Elde avuçta ne varsa süper alışıma basacağız artık. Yapacak bir şey yok. İnalım. Evet. Şu chest'te var mı lan hala? Aa, varmış. Kobalt. Alüminyum chest'inin biri cortladı. Buradan devam. Yani süper alışım olayı maalesef. Mecburen yapacağız. Sadece süper alışım yapmak bizi kurtarıyor olsaydı ki daha iyi olurdu ama ne yazık ki kurtarmıyor. Bunları bir de çubuğa çevireceğim, çubuğa. Deli gibi süper alışım basıyoruz. Niye? Çünkü soba yapacağız. Niye? Çünkü delgi yapacağız.
bu makineleri yapmak zorunda mıyım diye düşünüyorsak yapacağız abi bunları. Mecbur yapacağız. Yani at bunları buraya. Tek al. Vallahi silikon yine bitecek ya. Ulan. Silikon veya alüminyum bir önce bitecek. O bir kesin de hangisi daha önce bitecek? İşte onu bilmiyoruz. Maşallah maşallah. Çoğu materyalimizi süper alışıma çevirmek suretiyle. Abi şuradan bir tur daha yapalım, öyle gidelim ya. Zırt pırt yukarı git gel, vallahi abi yoruyor artık ha. Vir. Dömür. Şunları da alışım yapalım. Elimde pulsar kuvarsı kaldı mı lan benim? Neyse ona bakacağım ama şimdi değil. Alüminyum. Hay ben senin çarkına. Yine craft yapı şey. Loot'a yardıracağız yine, öyle görünüyor. Magnezyumum var, kobaltım var. Şimdi süper alışım yapıyorum. Pulsar kuvarsı elimde var diye hatırlıyorum. Umarım vardır. Şuraya bir gir bakayım. Bura değil. Var. Tamam, pulsar kuvarsımız var. Elektrik yapacağız çünkü. Bu aletler deli elektrik yakar. Kobalt, magnezyum, silikon. Bu da dömür. Hepsini ver. Bir tane buradan al. Bunları da süper alışıma çevirelim. Elektrik kullanımında ne kadarlık bir elektriğim var abi benim? 536 kW. Şimdi şuraya bir gel. Isıtıcı bir tane daha koyacağım ve sayıya bakacağım. Üç tane süper alışım çubuğu, üç tane iridium çubuğu diyor. Dur şimdi. Patlıcı toz üç tane çıkar mı? Ona bir bakalım da. Bir, iki, üç. Tamam. Üç tane süper alışım çubuğu yapacağım. Çubuğu. Yani 1, 2, 3 tane bundan alacağım. Üç tane bundan alacağım. Hepsini aldı mı? Vallahi aldı. Şimdi aşağı bir inelim. Üç tane çubuğu bir yapacağım. Elde ne kalacak bakalım.
Şimdi şu sobaya gidip yapayım mı? Güzel. Bir soba daha koyduk. Şu Delgi K5 iki tane süper alışım çubuğu istiyor değil mi? İki tane de osmiyum istiyor. Dur bakayım. Şuradan iki tane alüminyum al. Ama osmiyum çubuğu istiyor. Heh. Şimdi bir alt kata ineceğim. İki tane mi yapacak? Üç tane mi? Bakmadım rakamlarına. Süper alışımlarım ne kadar edecek bilmiyorum. Birinci çubuk. Bana altı tane süper alışım lazım. Güzel. De alüminyum bitti lan. Tam altılı paket şu an içeride. 1 2 3 4 5 6 Ulan silikon 6 tane çıkacak. Astır. Silikon 2 tane çıktı. Dömür 1 2 3 4 5 6 tamam. Şimdi hocam bana 4 tane silikon lazım. Şu bizim aletlerde var mıdır lan 4 tane silikon? Bir denesek mi? Belgim vardır lo. Belki vardır lan. 1 2 3 Vallahi 4. Tamam, şimdi su içelim. Alüminyum kazan şerefsiz makinenin yanına gidelim. Bir yerlere delgi atacağım yine de. Tam yerini seçmiş değilim. Sonuçta bir yere koyacağız o delgileri. Sevsek daha zevmese gider. Komple ver abi. Şimdi alüminyum çubuklarını devreye alacağım. Oğlum eyvah. Eyvah. Ulaaav. Abo. Ben bir üst kata
Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ulan her taraftan bir gürültü geliyor da bir dakika şu elektriği bir kontrol edelim. Makineyi koyunca bitmesin elektrik. 176 var. Şimdi delgi K1. Şu makineyi koyunca o delginin artması lazım. Fakat elektrik yetmeyecek. Patlıcı dostu şişesi, uranyum çubuğumuz var. Tamam. 3 tane uranyum çubuğu, 1 tane patlayıcı toz. Bir tane patlayıcı toz. Bir, iki, üç. Üç tane de su şişesi. Onda sıkıntı yok. O kolay. O kolay. Bir, iki, üç. Şununla bir elektrik... Oğlum burada artık elektrikleri koyacak yer de kalmadı anasını satayım. Güzel. Bir tane delgi koyduk oraya. Abi her türlü roket atmamız lazım. Her halükarda roket atmak zorundayım. Bak. Basınç da hızlandı da şu biyokütleyi hızlandıramıyoruz hocam. Bitki, hayvan, çiçek, miçek bir şeyler vardı. Şu roketlere bir gideyim ben ya. Hayvan dağıtan roket nedir? Bir bakalım. Genetik özellik, genetik özellik, genetik özellik. Mutajen K4. Mutajen K4'ü yaparız. Onda sorun yok ama. Şimdi bir dakika. 6 tane genetik özellik istiyorsun. Herhangi bir şey söylememiş. İyi, kafama göre alırım o zaman ben de genetik özellikleri. Bana uyar. Adet genetik özellik K4 mutajen. Kaç tane genetik özellik var lan bende? 1 2 3 3 tane daha genetik özellik mi istiyor benden? Tamam. Çıkar özellikleri. 6 tane genetik özellik oldu. Bir tane motor. Bu arada kaça kaç roket atmışız ona bir bakalım mı? Tohum dağıtıcı roketten bir tane daha atacağız. Böcekten atacağız. Ve bu hayvandan atacağız. Bak hepsi 7000'lerde. Tamam şu hayvan roketini bir atalım da. Mutajen K4. Normal mutajen yok. Çok güzel. Mutajen yapacak. Metan tüpü, sülfür ve bahteri. Metan tüpü, babayı bulursun. Bir tane bakteri al.
Elime sülfür alayım ben. Nerede lazım olacağı belli olmaz. Metan tüpü. Asıl sorun metan abi. Oyun inat etti, metan vermiyor be ya. Ver şu metan tüpünü bana ya. Ver abi, ver hepsini, ver ver. Belki yeni nesil bir metan tüpü çıkar. Ver abi. Vermedi genetik özellik. Vay eşi ol eşek. Tamam. Şimdi oksijeni koy. Şimdi mutajen yaptım. Mutajen K4'ü de yaptım. Geri kalan elimde kalsın. Gelezoğum. Şu rogede bir atayım, geleceğim. Allahu Ekber. Dedik. Şu oksijen arttıran neydi? Tohum dağıtıcı roket. Heh. Bakteri, mutajen, ağaç kapı, iki tane süper alışım, bir motor. Şundan bir tane atmam lazım abi, bak bundan. Mutajen yapacağız bir tane. Süper alışım iki tane lazım. Bakteri, sülfür. Mutajen yapacağız bir tane dedik. Bana iki tane süper alışım lazım. Şuradan bir ağaç kabuğu ver. Umarım silikon vardır elimde, iki tane ya. Kısmet. Şimdi bak. 1, 2. Bu da 2, 4, motor 5. Bir tane de bakteri alacağım yanıma, 6. Lan motor al. Bakteri şuradaydı değil mi? Şimdi o tohum dağıtıcıdan attık mı 7000 olacak. Aha bu işte. Bak geliyor. Git oğlum. Haydi. İşte bu bebeğim. Ulan hepsi 7000'lendi. Böcek dağıtıcı roketle başımız belada abi. Hayvan ve böcek.
Şimdi hayvan ve böcek dağıtıcı roket diyor. Böcek dağıtıcı rokete 3 tane arı, 1 tane osmiyum çubuğu, 1 tane motor. Acaba bunu mu koysam ya? Buna mutajen kalki yapmam lazım. Buna K4 yapmam lazım. Ben bunların ikisine de birer tane atarım bu arada. Bir tane mutajen K4, bir tane mutajen K2'ye ihtiyacım var. Şöyle. Şöyle ikisini seç. Bak şimdi. Bakteri var, iki tane metan tüpü var, sülfür de var. Bak şimdi. Dur. Beş, altı. Şimdi. Sonuçta genetik özellik. Altı tane genetik özellik de tamam. Motor tamam. Çubuk tamam. Elimizde osmanyum kalmadı. Osmanyum. İyi yapacak bir şey yok. Böcek. Gönderelim o zaman. Haydi bismillah. Arkasından da hayvanı göndereceğim şimdi.
Hayvan oğlu hayvanı da gönderdim. Fasulye, bal, sıradan larva. Ulan sıradan larva yapmak istesem ne yapmam lazım lan? K2 gübre mi? Allah belanı versin. Sıradan larva ve bal. Evet. Oğlum sıradan larva yok lan. Aa. Dalga geçiyor benimle ya. Ki yani sıradan larva şu an üç. Üç. Hadi oğlum. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bir tane daha sıradan larva ver lan bana. Aha da on. Şimdi fasulye toplayacağım. Bu hayvanlar için bu mamadan yapalım. Gördüğüm kadarıyla hayvanların büyümesini de hızlandırdığı gibi hayvanları da hızlandırıyor. Hayvan yemi. Şimdi hocam. Güzel. 10 tane hayvan yemimiz var.
Neyse. Kocaman oldular baksana. Bayağı bir genetik özellik. Ulan bunun sarısı vardı. Nasıl büyüdüyse eşşol eşek bulamıyorum ya. Yani dünyalaştırma endeksimiz o kadar hızlı değil. Yani biyokütle hayvana bağladı ama. Daha çok var. Şöyle bizdekilerden bir hayvan sentezleyelim mi? Şu. Şu. Boyut hariç her şeyi koyduk. Sentezle ver. Şurada açılacak başka bir şey kaldı mı hocam? Hepsi sonda değil mi? Aa, sırt roketi K4 gelmiş lan, dur. K3'ü nerede bu roketin? Bir şey söyleyeceğim. Sırt roketi K3'ü gördünüz mü? Harbiden lan, K3'ü yok oğlum bunun. Allah Allah. Oğlum K3 olmadan bunu bırak yapamıyorum zaten. K3 lazım. K3 yok. Yalan oldu. Yalan oldu. Bence hoş olmadı şu an. Abi bu dünyalaştırma endeksi başımıza bela olacak ya. Basınç yine yetmiyor. Sıcaklık için ve basınç için alet yapmam lazım da. Abi makine yapmak sorun değil. Bu makineleri yapacak. Süper alışım abi. Hani bir küçüğünü yapayım desem bile mevzu süper alışıma dönüyor abi.
bulmuştum. Bir tane silikon. Şimdi 4 tane daha bulacağım. Nasıl bulacaksam. Bir kısmetliyim ha. Ya hep sınırlardayız ama. Isıtıcı mı, basınç mı? Ha bir de tabii elektrik mi? ...132 kilovat elektriğin var ulan. Yani şurada 3 tane istiyor. Bizde ne kadar var? 5 tane. Yani bir tane daha yaparsam şu ısıtıcıdan koyabiliyorum. Bu ne kadar veriyor sıcaklık? 4000 küsür. Bu ne kadar? 5000 küsür. Lan bundan 2 tane koysam 1000 yapıyor anasını satayım. Ama öbürünü yapamıyorum işte. İki tane iridyum çubuğu, bir tane patlayıcı toz diyor. Var mı patlayıcı tozumuz? İridyum çubuğum var. Artık K4, K5, Allah ne verdiyse. Ya 500 küsür, 500 küsür, ne yapayım? Bu 6 tane süper alışım istiyor ananı. Bir tane süper alışım daha yapıp K4 soba. Ama silikon. Bu da son patlayıcı tozumdu. Abi yani çektiğimiz eziyet ne bizim kardeşim ya. Temiz. Bir süper alışım daha yapmam gerekiyormuş. Bir süper alışım daha yapacağım. Öyle biliyordum. Salak herif, süper alışımı yapmadan niye geldin ki sen buraya zaten? Ulan salaklık bende arkadaş ya. Bazen oluyor böyle hadalar kardeşim ya. Yap şunu. Yımağını yi. Şu arkadaşlar toplanmış dur.
Ne yapabilirim? Şimdi bu ticaret roketi benim için önemli ama bir dakika. Sıcaklık arttırıcı, sıcaklık arttırıcı %500'lük iki tane var. Bundan bir tane daha alabilirim. Sıcaklık artıcı kapsülünden bir tane daha alabilirim ama şu yemek bile 9 dünya jetonu. Baba bence kumaştan kazanacağız ya. Basalım kumaşa gitsin abi ya. Sonra da gezegen turuna çıkalım. Şimdi ipekler vardı elimde değil mi? Onları da bir alayım. Ha bunları... Ha bunları bir çevirelim da... Tık. Of. Ne kadar da boşluk kaldı la? 1, 2, 3, şurası 5, 3, 8 tane. Yani iridium çubuğumuz var. Kuvarızları hayatta satmam. Sekizden de iridium çubuğu satalım. Ya yani bir şekilde bu dünya jetonlarıyla kapsül mapsül almak zorundayım abi. %84'müş. Allah bereket versin. Gönder ticaret roketini. Hadi biz de gezmeye gidelim. Şimdi Kuvar Cenneti'nde zaten ne hal diyedüze yedugoni. Oo, burası bayağı dolmuş. Burası komple göl olacak, ha dolacak. O tarafa değil de ha bu tarafa bir yere gideceğiz oğlum. Şu kayaların arkasına gideceğiz oğlum. Gideceğim ya. Bura böyle bölük pörçük olmaz. Şimdi o roketi... Kayanın arkasından çıkış mı var oraya lan? Gidelim bakalım. Ha bura nerede o? Ula ha burası kükürdün olduğu taraftı. Aa zeolit. Severus. Zor bulunuyor terbiyesiz alayım. Chest. Ne var içinde? Şu ikisi iş görür. Motoru da al.
Şu Tıgalı tüneli neyle patlatacağım onu bilmiyorum. O tarafa gitme. Bu tarafa git. Ula hep aynı yerlerde geziyorsun. Gidelim. Ulan. Şöyle devam edelim. Gidiyoruz bakalım. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Bunu da ver. O kayaların arka tarafına geçtim. Burada böyle bir dehlüz, delük, mağara. Aha, zeolit mi lan o? Vallahi zeolit. Ver oğlum sen onu bana bir. Severim zeolitleri. Onlar beni sevmiyorlar ama ben onları seviyorum. Bakayım buralarda mağara girişi bir şey var mı diye de diplerden kontrollü gidiyoruz. Aralardan derelerden tırmanır mı? Bizim roket burayı vallahi tırmandı. Onu tırmandı lan. Dedim belki bir şey var idi oraya ama yok. Şurada bir makine buldum. Ama sana ayırırım bunun içine girilmeyi. Ula bunun kıçı burada, kafası nerede? İyi de bunun arkasına nasıl geçeceğiz yok la? O ne lan? Abi altlara derelere soktu bizi. Ben buraya... Aa gelmemişim lan. Bunları satarım. Satılabilen ürünler. Oğlum burası kuvars cenneti değil miydi lan? Oğlum burası başka bir kuvars.
Neyse, kumar cennetinin olduğu yerdesin işte. Allah. Oğlum benim buradan yukarı çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Bak bakayım ha buraya giriş var mı? Girişi çık. Oh. Allah'ına kurban oldum. Ha buradan la karanlıkta kaldım. Oğlum dereler mereler var idi oraya. Burada bir yerde osmiyumla ilgili de bir yer vardı ya. Ula. Bak. Dağlara deldim tek başıma. Burada bir sürü puzzle var idi, hepsi eridi. Ha bak burası. Buraya bir yerde osmiyum çukuru vardı burada ya. Mutajenleri ve motoru versen yeter. Oğlum burada osmiyumun çukuru neredeydi lan? Su dolmuş. Anasını satayım bambaşka bir yere çıktım. Yani buralar, burası da dolacak suyla belli. Ha bu tepede, zeolit var, ver. Şimdi gidiyoruz. Şu çubuğu ver. Şunu ver. Devre kartını ver. Genetik özellik mi? Hadi ver bari. Fazla gereksiz. Yani 3-5 bir şey alıyoruz işte. Şimdi depeye çıkacağım. Zeolit. Şu toz var, çipi ver. Şu Volnus bitkisini de ver. Hop ananı avradını lan. Çık yukarı. Oğlum, ben nasıl bir yere düştüm?
Şurada ağaçlar maaşlar var. Gidelim. Aha. Oh. Bunu ver. Bunu kesin ver. Motoru ver. Bak burayı patlatman gerekiyor diyecek bak. Bu patlayıcı dediği şey benim canımı sıkmaya başladı. Bak bunu ben bir yerde bulacağım. Bulunca da içinizden geçeceğim. İt oğlu itler. Burada bir bok yok. Çanta dolu zaten. Sadece kontrol ya bayırım. Aha. Bak buraları hep patlatmam gerekiyor. Patlayıcı dediği ne abi bunun? Yani neyle patlatacağım? Patlattık mı orayı? Oradan arkadan kezeci yok ama. Aha chest. Ulan işe yarayacak şeyler var içinde ya. Şu. Şimdi bak. Şu gübre kayaki anamızı belley. Şu blazar kovarsa zaten bir gün var ya. Bu da çok büyük bir özellik değil. Bakteriyi tutmamın ne mantığı varsa. Geri kalanı istemeyirim. Bunun da altı tünel mi lan? Bununki dağymış. Şimdi buraya kadar geldik. Yol da uzun sürdü. Bir tane çip buldum. Ama ha bu neyin çipi dur onu bilmeyelim. O ne lan, orada bir çukur var. Orada bir çukur var. Kuvars mı? Evet. Magnetar kuvarsının yuvasını buldum abi. Bu mağarayı nasıl bulacağım ben bir daha? Bu benim girdiğim gemi mi ya? Hatırlamıyorum ki ben bu gemiye girmiş miydim, girmemiş miydim? Yoksa bu yeni bir gemi mi?
Yapma, buraya zeolit var la. Neyi feda edeceksin? Ola bu satılay. Bunu feda et. Zeolit daha değerli. Kimse kusura bakmasın. Sanki ben buna girdiydim ya. Hatırlamıyorum ki girdim mi girmedim mi sıçtığımın şeyine. Ben buna girdim ya. Sanırsam galiba hebele kübele. Üstümüzü başımızı bir boşaltalım. Oradan sonra üstümüzü başımızı boşalttıktan sonra su derinleşiyor burada. Zeolit sandım onu. Şu K3 yaparken ay ananı avradını süper alışım istiyor. Söve zom ya. Oğlum bayağı bir şey topladım ha. Gübre. Şurada bu. Ula koyan oraya ya. Oraya K2'leri de koy. K4 de var bir tane. Şimdi yukarı. Şu motorları koy. Okey. Şu devre kartını bir okut bakayım ona. Bu harita bilgi roketi çok önemli işte. Ula zeolit var üzdüme la. Kaç tane? Şimdi dur. Buraya hemen aşağı ulan motoru koy. Herif acından geberi. Şuraya gelsene be. Ağaç kabuğu, mutajen ve volnus. Yabazı ama bu ağacı ya.
Ta nerede çıktı? Bitkinin ebesinde çıktı, ebesinde. O kadar mesafeye gidince. Bu ne isteğiydi? Şimdi ben bir yukarı çıkacağım. Bir tane süper alışım çubuğu alacağım. Ziyaret ağaç kabuğu, bak teri. Ver ağaç kabuğu. Ver ziyareti. Dizdin mi lan? İki tane gübre. De yani tohumu da alıp gideyim, anasını satayım. En azından ne dikeceğiz? Ağacı dikmeyeceksek makineyi niye yapacağız? Ve bu kodumun makinesi 153 elektrik çekiyor. Bizim elektriğimiz yok. Nükleer yapacağım, nükleer. Uranyum çubuğu, patlayıcı, toz, 3 tane de su. Şimdi suyu 3 tane alalım. Elektrikli başımız ciddi belada abi. Yani dünyalaşma %11'de daha. Şu sıçtığımın tohumu çıktı mı lan? Hay anana avradını ya. Dikeceğim abi ben bunu. Bunu dikeceğim ben. Yani pis inada bindim ya. Dikeceğim ben bu it oğlu iti. Evet geliyor, geliyor. Ve ne ağacıymış? Aumor ağacı. Şimdi çıkalım dışarıya. Ha bu makineyi bir yere koyacak ama nereye koyacak? Oğlum burada her taraf ağaç oldu. Anasını satayım. Bu ne lan?
Evet. Ağaçlarımız başladı. Burada ciddi larva var. Lan hayvanları beslemedin. Öldür açlıktan. Ne yapayım burada? Oğlum yedi lan hayvanlar. Pardon, hepsini larva mı verdin lan bana? Oğlum hepsini larva verdi lan bu. Ne haber? Oğlum komple arı larvası verdi. Ebenin. Şimdi. Ağacı da koyduk oraya da. Ha şu yeni açılan rokete bakacaktım ben. Dur ya. Bir bakalım neymiş. Nasıl yapılıyormuş? Mikroçip, pusula, roket, iki tane olsun. Aa biz bunu yaparız lan. Klik. Şimdi şu mikroçip olayı siginti. Bunu da nasıl yapıldığını çözer şimdi. Kesin silikon isteyecek iç. Ben onun farkındayım da neyse. Magnezyum, iki alüminyum ve silikon. Al işte.
Ebemin içti. Ulan ebe nazı ya. Ham maginelerin içinde vardır diye tüjünüyorum. Hastır. Evet, bir tane silikon. İnşallah bir tane yetiyordur. Abi oyun silikon vermiyor. Yani bu kadar götlük de olmaz ama. Şu rogedi bir atayım mı ben ya? Ulan o roketin de ne poka yaradığını bilmiyorum ha. Bir şey uydu roketi diyor. Atalım da. Niye atacağımı bile bilmiyorum yani. Ne işe yarıyormuş? Haritadaki önemli noktaları görüntüler mi? Yani bu maden gibi mi? E o zaman git koçum. Hadi bakayım. Harita bilgi roketi gitmiş. Aha. Seolit. Süper alışım. Sülfür osmiyum. Oğlum bir dakika lan. Bunların hepsi benim dibimde. Şu mağara işte osmiyum. Buradan osmiyuma gidiyorsun. Şurası zeolit. Ama o zeoliti oradan kazar mı? Denememiz lazım. Burayı osmiyum diyor abi. Aa, burası da osmiyum. Şurası uranyum, şurası sülfür. Obsidyen. Orada bir sülfür daha. Kobalt. Osmiyum. Titanyum, uranyum. Magnezyum, osmiyum. Oraya osmuyum diyor mesela ama kazdırdığım zaman bok çıkmıyor. Ben de bundan bir bok anlamıyorum işte.
Cevher çıkarıcı. Bunu yapabilir miyim lan ben? Bunu yapar. Şöyle yapar. Süper alışım. İki tane osmiyum. Titanyum, alüminyum. Üstüme alüminyum, titanyum alıyorum. İki de osmiyum alıyorum. Bir de iridyum çubuğu. Şöyle. Bir alüminyum ver bana. Bir titanyum ver. Dur la. Bi bi pop bi bop pop bop di bop pop bari bi di bop. Oradan osmanyum çıkarması lazım. Osmanyum. Şurası osmiyum diyor bak. Şuradan şurası sülfür, çaprazı, zeolit diyor. Lan bu çaktığım yerden osmiyumu göstersin bana, ben gelir buradan yeniden malzeme alır giderim oraya. Aha zeolit çıktı yine. Oğlum buralardan böyle zeolit çıkıyor la. Hoppa. Bismillahirrahmanirrahim. Abi demir çıkarıyor bak. Yine demir çıkarıyor. Abi demir çıkarıyor. Burayı da zeolit diyor. Buraya zeolit diyorsun. Kazmıyor. Abi zeolit çıkaramıyorum ya.
Lan bu dağın tepesine nasıl çıkacağım lan ben? Abi yok. Alttan gazamıyorum, üstten gazamıyorum. Yalnız tıkalı tünelleri patlayıcıyla açabilirsin diyor. Hangi patlayıcı, o nasıl bir şey, nasıl yapılıyor? Çok gezeceğiz biz ya. Biz çok gezeceğiz. Bu iş iyice bir zulüm oldu, zulüm. Oğlum çok yiyorsunuz lan. Gömdü pezevenkler, hiçbir şey kalmadı orada. Yani bu hayvanları büyütmek için biraz daha o yımağa ihtiyacım var ama onun için de ne yapmam gerekiyor? Koy yerine, anasını satayım gerizekalı.
Uğraştığımız işe bak ya. Dur. Şimdi bana bir tane alt renk lazım ya lan. Alt rengi yok. DNA sentez. Şimdi şundan al. Şundan al. Bir tane üst renk al. Bana yine alt renk lazım. Alt renk, üst renk. DNA dizildi. Şunu ver. Süpresant. Bir dakika. Hmm.
Üst renk lazım. Alt renk var üstümde. Oğlum hem üst hem alt renk lazım. Lan kurbağa desen veriyordu değil mi bu hayvana? Bir şeyler yapalım. Bunu koy. Her şey var artık. DNA'yı alayım. Bütün özellikler var gördüğünüz üzere. Bir şu üstteki ona da larva lazım. Arı larvası mı lazımdı ona ya? Abi renk. On tane sen renk gidiyor. Evet. 3, 2 nadirler var. 3 diyor. 3 ise 5 nasıl oluyor? Ben bu aleti anlamadım kardeşim ya. Tamam, nadir larva koyarsan 3 oluyormuş. Elimde var. Yani şu an yapabilirim. Bak. Devre kartı. İpek. Su. Hay ebeni. Ulan nereye koydum onu ben ya?
Sıçam şansıma. Ulan elektrik bitti. Kısmetime sıçam. Şimdi yukarı. Bir daha yukarı. La tahmin ettim doğruysa habunu kayacaksın. He. Şimdi gidiyoruz. Habun makineyi koyacağım oraya ama. İnşallah çalışır. Her şey çalıştı. La iyi kota demoni ha. Oğlum sıçacağım çarkına, bunlar ne yiyor be? Pagdu yetişemeyiruk. Oğlum çok yiyorsunuz lan. Sıradan larva üreteceğim. Plankton isteyecek benden. Ebesini bilmem ne yaptım. Ay bari. Gel bakalım. Şimdi o sıradan larva üretmek için neye ihtiyacım var idi benim ya? K3 plankton B, K2 gübre, Allah belanı versin. K2 gübre. Rastgele pejdeni aldım. Bakalım ne çıkacak oraya. Oğlum ben buraya... Oğlum aynısı lan. Hay sokacağım, hep aynı hayvan çıkıyor ya. Aha. Bu farklı. Koyduk. Yine aynı hayvan. Aha, bu da değişik bir şey. Ha.
Bak bu antenlisi. Anasını satayım, hayvanlar da bir acayipleşti oyunda ya. Ama bu hayvanlara verecek bir şeyin kalmayınca mecbur. Oğlum bu larvaları. Bak şimdi. Bak şöyle düşün. Arı larvalarını patlarsan içinden sıra dışı larva çıkar. Sıra dışı larvayı patlatırsan içinden de K2 gübre çıkar. Mandik. Şöyle bak. Bak. Abunu koyacaksın. Basacaksın bak. Normal gübre çıktı. Şimdi bunu kodun. Gerizekalı. Mantıklı. Olma bunları parçala. Çok arı larvasını kıçımıza mı sokacağız? Ha böyle parçalayacak onları da. Bayağı iyi de olay. Çok iyi oluyor bence şu an. Ula parçala onu. Yemin ediyorum. Bu bir hangar ya. Şimdi bunları böyle bırak bakayım. Yorulduğu gibi. Bu arada ben nadir larva değil sıra dışı larva yapabiliyorum değil mi? Ha nadir larvayı yapabiliyorum. Bu elimdekiler bir yaramay. O zaman habuna. Gel bakayım.
Gitti. Gel bakayım buraya. Yok et bizi de kurtar aslan parçası. Koy mutajen. Hop. Koy gübre. Şimdi geldik. Burada bir sürü arı larvası. Bunların hepsini parçalayacağım. Ama. Hastır ya. Bu nadir larva işimize yarar idi. Ula burası olduğu gibi arı larvası da. Sıra dışı olanı bir kal. Çok güzel yok ediyorum. Çödes sütunum kaldı. Yapıştır. Bak şimdi hemen döne buraya. Şunu, şunu ve şunu at oraya. Kodu yakacağım onu. Gel. Parçala onu. Şimdi bak. Bir ara daha koy. Parçala. Şimdi. Bunu koy buraya abi. Keşke sıra dışı larvanın formülü olsaymış elimizde ya. Çok daha hayırlı olurmuş benim için ama tabii oyun o kadar çakal ki benim için kolay olacak hiçbir şey vermiyor, terbiyesiz ahlaksız. Oğlum suyu bitti lan bunun, ölüyoruz ananı avradını. Koş. İçelim, içelim, içelim da içelim. Şu arkadaşı parçalıyoruz yine. Tık 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 tık. Ver lan, ver gitme ver. Eşol eşek. Oğlum çok iyi lan. Vallahi billahi var ya. Orada bug mı var, bir bok var orada anlamadım ha. Oy oy oy. Amine. Topla 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 topla. Oh. Bak şimdi. Koy abi bunu. Koy. Koy.
şu an piyücüme yaramay. Ula pide ne var abi ya? Biraz amelelik oluyor ama. Hay anane. Av av av. Bunu buraya koydun mu? Çaktım onu oraya. Şimdi bak. Full değil mi? Bak full oldu. Bunu koydum buraya. Bunu koydum buraya. İki oldu. Bak şimdi. Bunu koydum üç tane boşluk oldu. Gönder onu. Şimdi buradan gideceğim ama. Koy onu oraya. Şimdi montajını bırakacağım yerine. Hay maşallah, hay maşallah. Ana doldu. Montajın K4 bir tane var. K3 dur. La montajın K3'ü nasıl yapaydık la? Bakteri, nitrojen, tüpü, sülfür. O zaman bu değil aradığımız. Biz öbürünü yapacağız. Şunu. Bana bundan bir tane vereceksin. Gübre kaykilerin arasına atayım. Ne olacak? Şimdi mutajen K2'nin de olayı bal ve şey. Şu şey. Sıradan larva. Burada hiç sıradan larva yok mu lan? Asikome. İki tane varmış. Tamam. Bir tane daha bal ver bana. İşte mutajen konusunda ve gübrelenme konusunda oldukça rahat bir döneme gireceğiz şimdi de. Şunu... parçala parçala parçala. Oğlum hayvanlar ciddi artıyor da böcek artışında siginti var. Ve bitki artışında. Bir şeyler yapacağız artık. Şimcik. Ha bu magine her işimi yapay anan avradını kaçırdım onu ya. Peki böcek arttırmak için kelebek.
Abi çok fazla arı larvası verdi. Farklı bir şekilde onu faydaya dönüştürmemiz gerekeydi. Ben de böyle bir yöntem uydurdum bir tarafından. Ha böyle böyle bap 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 bap. Bunu. Az daha gidiyorsun oraya. Ha bunları bir haşla bakalım. Oğlum arılar bitti ya. Çok fazla uğraştırdılar beni ama yani şükür. Son birkaç tane var. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu lanet olası arı larvalarının başına gelecek olan şey belli olmuştur. Ha bunu da otoboga çalıştırmayalım. Bu buraya dursun. Şimcik. Bak. Okey. Ula oğlum. Şimdi bak. Tamam, bakteri yapmam lazım. Bakteri için yosun ve su şişelerine ihtiyacımız vardır. Al bakalım hepsini. Şükür. Şimdi nitrojen lazım. Var ama biraz az nitrojen tüpü gelmiş ya. Üzüldüm şimdi. Oksijen tüpü de zaten nitrojen tüpü lazım. Salak, metan değil ki. Metanı şuraya koyalım. Şimdi bakteri yapacağım. Şimdi bakteri yapmanın en önemli kuralı önce yemek yiyeceksin. Sonra suyunu içeceksin. Sonra şu suları bir alacaksın abi. Bak gördün. Şimdi bu elindeki suyla yapabildiğin kadarını yapacağız onun. Çünkü çok fazla pişe yapamayacağız onun. La teke teke atlaymışsın. Gel. Aha bu kadar işte. Su var da yosun pittu. Pide ne daha yapayım onu ya. Aslında şimdi su bittu. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de üst kata gidelim. 8 tane sülfür var idi elimde. Yanlış hatırlamayacağım. Haydi böyle.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi aşağı kidalım bunlarla. Mudajen gaüce balım. Lan ne tarafa gideyizin? Heh. K3. Hop diri hop diri hop. Hop diri nay 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 nom. Mis. Mudajen gaüce. Hoppa. İyi. Fena değil. Şimdi gençler. Şu benim hayvanları mincuklayacağım ama mincuklamamın bir faydası yok. Çünkü bir tane daha şey lazım bana. De bunlara ben ne yedireceğim? Çok yiyorlar ya. Oğlum bu bahçeler bu hayvanlara yetmiyor ha. Oha. Oğlum bu nasıl bir yemek yemekti ya? Çok yiyorlar abi ya. Bir. Çenetuk özellik toplandı. Ama bu bayağı büyüdü lan. Ulan o sarı renkli olan pezevengi bulamıyorum yine. Bak yine kayboldu it ol it. Aha buldum seni. Bayağı bir genetik özellik topladın ha. Acayip hayvanlara benziyirsen, acayip hayvanlara benziyirsen. Şunu koy. Şunu koy. Bunu koy. Şuraya bakalım üst. Vallahi üstelik yoktur ha. Anasını üst rengi de kelebek veriyor ya. Bir genetik özelliğini çıkaralım. Ver bakayım onu bana. Bu bayağı dolu bir hayvan oldu. Diz DNA'yı bakayım. Ata bu şişeyi de buraya. Şimdi bak. Yine yapacağı kabundan.
Hepsi var. Bak. Bir. Buraya su yoktur. Ama buraya vardır. Ver onlar ha burada hasat edilmiş varı gene alayım oradan onu. Gübre kim de pideyi. Yukarı çıkacağım lirma tohumi. Ben söyleyeyim gayet. Gayet iyi gidiyorum. Gel. Ha bu gezegeni dünya yapacağım ama. Abi çok FPS basıyor ya. Çok fazla malzeme koydum yan yanalar bir de. Affedersiniz arkadaşlar ama benim bilgisayar ködünü yırtıyor. Yine elektrik gitti. Vay benos. Patlayıcı toz bir tane mi kaldı? Uy, la patlayıcı toz yok. Tamam iki süfe bir düğüm yukarıdan alacak onları. Ver bir tane. Çubuğunu almadın lan salak. Şimdi aşağı gideceğim. Patlayıcı toz yapacağım. Pek makine yapacak durumda değil yok. Ulan yanlış yere gittim. Okey bebeğim. Ha bunu kapat. Ulan her şey elektrikle çalışay ağzımıza sıçıldı burada ya. Çalış ulan köbolu köpek. Kodumun yine çıktı. Aha. Güzel. Değişik bir hayvan. Kodumun yine çıktı. Yine mi sen ulan? Kodumun yine çıktı. Eşeğe benzeyen bir şey. Bu ne de kodum ne çıktı? Bu da farklı bir hayvan. Bir de bu ne kodum? En son bu ne kodum? Aa. Cırcır böceğine çıktı yine. Şimdi karın doyuracağı gari ya. Oğlum anasını bellediler buranın ya. Sıçtı sıçtı.
Ulan oğlum çok yiyorlar ya. Oğlum bunlar yukarıdaki depoyun anasını belliler bizim ha. Bir de bu eşşoğlu eşekleri büyütmek için. Ki büyütmek gibi bir derdim. Oho, çok hızlı yiyorlar. Abi çok çabuk hızlı yiyorlar. Ne yapacağız lan? Vallahi billahi çok hızlı yiyorlar abi. Abi bittik ya. Sıçtık abi. Şuna bak, kocaman oldu hayvan. Büyüme %46. Daha da büyüyecek. Vay ibine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi memleketin boku çıktı. Alabildiğine ormanlık yaptım. Çorak araziydi burası. Şimdi arkadaşlar oyunu oynadım. Güzel, sevdiğim. Açılmayan tek bir şey kaldı. O da yakında açılacak. Açıldığı zaman onun da nasıl yapıldığına bir bakacağız hep birlikte. Zaten yapılacak başka da pek bir şey kalmadı. Hayvan mayvan ne varsa daldık zaten. İşte portal yapmadım. Işınlama makinesini yapmadım. Şu portalları yapsaydım belki şunu yapsaydım farklı loot alanlarına giderdim büyük ihtimalle. Ama çerek duymadım. Çok değişik lootlara giderdim. Ondan eminim. Fakat kapsül mapsül lazım. Onun için bol miktarda ticaret lazım. Bilmiyorum belki duruma göre değerlendirebilir. Çünkü enerji arttırıcı kapsülden ve füzyon jeneratöründen yapmamız lazım. Bunlar için pulsar kuvarsa yapacağız. Bayağı bir işkence. Ve bu lanet şey 1890 elektrik çekiyor. Yani elektriği de biraz arttırmamız gerekecek. Bu şu bayağı bir işçilik. Ya bu 266 bunu bir şekilde kotarırız. Bunun da olayı işte kazıcıların yanlarına falan koyup mesela basıp oradan cıvu gittim, cıvu geldim olayı yapılabilir ama hala osmiyumu çıkarttıramadım yerden ya da zeoliti. O yüzden kerek durmuyorum ama portalı yapabilirim. Portalı yapabilirim. Portal çünkü dikkatimi çekmiyor değil. Portal yapabiliriz. Bir de açılmayan ne vardı ya? Bence şu biyokütle de açılmaya hiçbir şey kalmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Biyokütle full. Yes. Biyokütle çok ciddi artıyor. Yani böyle bir artma yok. Hayvanlar %1000 veriyor çünkü. Fakat şu böcekle bitki durdu o çok fena oldu ya. Böcek ve bitkilerle ilgili bir operasyon çekmemiz lazım. Bakacak, görecek. Şimdi bak, şunun bitki arttırıcılığı 1250. Bunun hayvan arttırıcılığı var. Bunun 890 böcek. 475 böcek. 890 böcek. Bunu açacağız. Bundan yapacağız. Her yere arı koyacağız. Yani onları hareket ettirmek için binlerce yapmak, onlarca yapacağız galiba ama bizim önce elektrik işini çözüp sonra da bak bir tane açılmayan şey kaldı. Hayvan şeyi. Şu. Şu. Yörüngedeki bir gemiye katılmak için kullanılan ekstrasyon platformu var. Sonra da zaten oyun bitiyor.
Yani geride bir şey kalmadı arkadaşlar. Şunların içindeki ipeklerimi de alayım. Şu ipeklerimi de alayım. Bunu da buraya at. Bunları kumaş yapacağım. Ticaret gemisine koyup göndereceğim. Üç beş tane kumaş. Allah ne verdiyse kardeş. Hayır, bu kumaşları satmayacaksın Furkan. Eğer kelebek yapmaya kalkarsan bu kumaş sana lazım. Balık şeyi yapmaya kalkarsan bu kumaş sana lazım. Yani iridyum çubukları satılabilir. Ulan hiçbir şey satmasam mı ya? Hiçbir şey satmayalım abi. Hiçbir şey satmayalım. Hiçbir şey satmayalım biz. Kaç paramız var ve ne alacaktım ben? Bak. Ha, bunu plan ekranında kullanabiliyorum. Çok iyi. Aslında bunları kullanmamam lazım. Da. Abi çok merak ediyorum ya. Şimdi bak, bunu aldığım zaman orada hiçbir şey kalmıyor. Bak. Şu sıcaklık kapsülünden bir tane alayım. 2500. Agilli kumaş 3000. Tamam. Al dedik. Roketi fırlat. Gitti mi lan? Güle güle. Oğlum hayvan gibi rüzgar esiyor lan. Benim kendi yemeğim vardı. Evet. Sevgili dostlar, bak burada oyunu kaydet dedik ve ben diyorum ki artık gideyim. Bu bölümün de burada sonuna geldik değerli arkadaşlar. Yeni mikrofonlarla yaptım bugün yayını. Umarım ses rezalet değildir. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik cümleten Allah'a emanet. Haydi ben kaçar.